Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün uygun fiyatlı Havit markasının güzel bir klavyesini inceleyeceğiz. Modelini söyleyeyim. KB890L modelle bu mekanik klavyeyi bugün inceleyeceğiz. Zaten ben hali hazırda kullandığım bir klavye onu söyleyeyim. Klavye de hatta yanımda şu anda duruyor. Bilgisayarımda bağlıydı. Çıkarttım hani kutunun içerisinden neler çıkıyor bunları bir göstereyim dedim. Şimdi kutuyu hemen bir açalım. Bakalım kutunun içerisinde neler var. Kutunun içerisini boşalttım dediğim gibi böyle iki tane kitapçık çıkıyor. Bir tane ESC tuşu çıkıyor siyah çünkü üzerinde beyaz takılı onu da göstereyim. Bak şu anda beyaz takılı bunun bir tane de siyahı çıkıyor. Bir de bu klavyeleri çıkartabileceğimiz o plastik aparat çıkıyor içerisinden. Şimdi klavyeye şöyle bir hemen yakından bakalım. Zaten detay çekimlerinde de size göstermeye çalışacağım. Klavye küçük bir klavye minimalist bir klavye biliyorsunuz buradaki sayı tuşları vesaire yok yani bu açıdan böyle rekabetçi oyunlarda e-spor tarzında oyuncular olanlar hani böyle oyunları oynamayı sevenler bence rahatlıkla kullanacaktır ama yazı yazmayı sevenler birazcık bunda müzderiplik çekebilirler çünkü eliniz sayı tuşlarına gidiyor ve ben büyük enter'lı tuşlar seviyorum bu arada hani büyük enter tuşu oluyor ya. Bunda yok. Bu da küçük. Bazen böyle shiftle karıştırabiliyoruz. Ama sesi güzel. Blue switchli ve anti ghosting özelliği bulunuyor. Tuşlara bastığınızda da herhangi bir problem yaşamıyorsunuz anti ghosting özelliği sayesinde. Lavenin arkasında yükseltme ayakları bulunuyor ve alt kısımda da kaydırmaz pedleri bulunuyor. Bu sayede masanızda herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Ve burada göstereyim. Bak şuradan kapattım mı açtım mı yükseltme ayağı oluyor ve yan kısımlarda da hemen bu kameraya göstereyim buradan ışıkları çıkıyor bu da güzel olmuş. Zaten bunu detay çekimlerde ilerleyen dakikalarda göstereceğim. Klavye'mizin bir ses performansını birlikte göz atalım. Klavye'nin ses performansını mikrofona yansıdığı şekilde dinletmeye çalıştım. Eğer yayın vesaire yapıyorsanız almanızı çok önermem. Neden? Çok fazla ses çıkartıyor. Mikrofona ne kadar fil filtre de atsanız gürültü engelleme. Gene de o takır tukur sesler çıkıyor. Bak şu anda mesela ben hem konuşuyorum hem de yazıyorum oyun oynadığınızı farz edin. Bayağı yüksek bir sesi var ve aile evinde yaşıyorsanız hani akşamlı, akşam saatlerinde bu geç saatlerde belki problem yaşayabilirsiniz ama ben Blue Switch'in sesini seviyorum. Eski klavyem kırmızı switchliydi fakat Blue Switch'e geçmek istedim. Bu tarz böyle minimalist klavyeleri birazcık kullanmak hani böyle alışmak istiyorum. Ya bu klavyede sayı tuşları yok alıştım sayılır ama baktığınızda biraz da böyle zorlamıyor değil. Arada gene elim büyük enter arıyor, sayı tuşlarını arıyor. Şimdi burada Fn tuşuyla sağdaki tuşlarla ışıkların kombinasyonlarını değiştirebiliyorsunuz ve Fn tuşuna bastığınızda yön tuşlarıyla da yani ışığın şiddetini yani hızını ayarlayabiliyorsunuz sağ sol tuşlarıyla. Fn sağ sol tuşuyla ışığın şiddeti hızını ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi kutunun üzerine de baktığımızda OK olarak geçiyor. 50 milyon tıklama ömrü veriyor. Bu da güzel bir seçenek yani klavyede 50 milyon tıklama güzel bence. Arka kısmında da bir sürü zaten kendi bilgileri var ben buraya görsellerini koyacağım siz de şu anda görüyor olacaksınız ki klavyenin arkasını önünde neler var neler yok bilgilerini okuyabilirsiniz bu klavyenin sanırım bir de beyaz rengi bulunuyordu yanlış hatırlamıyorsam ama siyah gerçekten şık duruyor. Işıkları keza güzel duruyor. Şu anda zaten ışıklarını göstermeye çalışıyorum sizlere. Bence masanızda çok yer kaplamayacak bir klavye arıyorsanız, uygun fiyatlı da bir klavye arıyorsanız, bu bir de mekanik arıyorsanız bence tam yeri diyebilirim sizlere. Çünkü gerçekten hem uygun fiyatlı, hem küçük bir klavye hem de tasarım anlamında masanızda çok şık durduğunu söyleyebilirim. O... Klavye dediğim gibi masada gayet şık duruyor şu anda mousepad'in üzerinde görmüş olduğunuz gibi ve ben sabit ışıklarda kullanıyorum böyle gerçekten tatlı güzel bir renge sahip. Tabi böyle numara sayılarına yani şuradaki numara tuşlarına eliniz bazen gidiyor ama bu minimalist klavyelere alışmak birazcık zaman alabilir. Ben daha henüz alışamadım ama şöyle de rengini hani masamda göstereyim mousepad'in üstünde duruyor böyle. Aynı şekilde burada da renk yanıyor. Zaten şu ESC tuşu beyaz olduğu için gayet şık duruyor. Hani bunu kutudan çıkıyor siyahla da değiştirebilirsiniz. Bu ek bilgiyi de paylaşmak istedim. Şöyle uzaktan da klavyeyi bir göstereyim tekrardan. Evet, klavye ile ilgili sormak istediğiniz sorular vesaire olursa yorumlar kısmında buluşabiliriz. Siz klavyeyi kullanıyor musunuz ya da satın aldıysanız gene yorumlardan belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.